Efendim, Belçikalı turistler orakla buğday biçti, düvenle hasat kaldırdı. Burdur'da geleneksel tarımla tanışan turistler eğlenceli dakikalar yaşadı. Ağlasun Yeşilbaş köyde harman yeri. Düvenin üstünde Belçikalı turistler. Turistler ilk kez düvenle hasat kaldırıyor. Acemice duruşları biraz da ondan. Atın çektiği araçta dengeyi sağlamak kolay bir iş değil. Belde sakinlerinden yardım alarak ayakta durmaya çalışıyorlar. Güle oynaya sapla tane birbirinden ayrılıyor. Bu tür tarımı çok önemli buluyorum. Çok zevkli. Bu geleneksel yöntem turistler için az rastlanır bir deneyim. Zira artık hasat biçer döverlerle yapılıyor. Yeşilbaş köy halkı 25 yıl önce bu şekilde yapılan geleneksel hasadı turistlere tanıtmak istiyor. Eskiye rağbet biliyorsunuz çok fazla ve insanlar çok ilgi gösteriyor. Görüyorsunuz turistlerimiz burada. Ve Sagalsu'ya gelen yıllık 30 bin turiste biz bu şekilde biz hizmet vermeyi düşünüyoruz. Belçikalı turistler orakla buğday da biçti. Turistler zaman zaman iki büklüm oldu. Belçikalı konuklar geleneksel tarımın ne kadar büyük emek gerektirdiğini de görmüş oldu. Buraya uygulayacağımız bir Sagalsu Yayla Kent Evleri projesi var. Bu kapsamda tamamen bungalov ahşap tür evler inşa edeceğiz burada ve önünde de tamamen eski kültürümüzü yansıtan bir ev düşünün. Önünde tarım arazisi düşünün. İşte domatesini kendisi yetiştirecek, biberini kendisi yetiştirecek, küçük havuzu olacak. İşte ekim biçmesini öğrenecek. Eskiden saman nasıl yapılıyormuş onu öğrenecek. Yeşilbaş köy bu alanda bir kültür turizmi merkezi olmayı hedefliyor.